Mahmut. He baba. Oğlum, Melek seni aradım, bir haber verdim mi telefonla falan? Aramadı baba. Ya, niye arasın ki? Biz burada eşek başıyız. Herkes istediğini istediği gibi yapsın. Estağfurullah baba, niye öyle dedin? Baba. Aa, bu meymenetsizin keyfine bakılırsa bu mahkemeden hayırlı bir haber çıkmadı zar. Mahmut. Oğlum bu Mithat kimle gezip dolaşıyor, senin bir malumatın, bir bilgin var mı? Bilmeyeyim baba. Aa, geçen öyle ben bir üstüne gittim şakayla karışık. Sen konuyu kapat, gitme üstüne çocuğun dedi. Ben de gitmedim baba. Vay be. Aferin Mahmut ya. Hep dediğimi yapan ya. Ben dedim, sen yapmadın. Senin abiliğin falan yok. Sorup soruşturma ya. Babam öyle der. Ya babam niye bağırıyorsun? Ben geçen onun ağzından laf alıcıydım. Üstüne gittim. Gitme Mithat'ın üstüne dedim. Ben de gitmedim. Babam ne edeyim? Ya Mahmut, sen onun abisi değil misin? He? Siz kardeş değil misiniz? Birbirinizin arkasında duramayacak mısınız? Ben size güvenemeyeceğim. Ya babam sen kendi kendine niye böyle gurultu ettin ya? Ya ben ne edeyim baba? Gitme üstüne dedin, gitmedim. Niye bağırıyorsun babam? Mahmut yapmayın. Yapmayın. Hepiniz burnunuzun dikine gidin. Ben sizden bir şey istemeyeyim. Allah Allah. Allah Allah. Ya bir insan yaşlandıkça huysuzlanır mı ya? Ha, yaşlandıkça huysuzlanır. Ya bana geçen gün dedi, Mithat'ın üstüne gitme dedi, konuyu kapat dedi, kapattım. Şimdi bana dediğine bak hele ya. Ya merak ediyor adam. Acı senin de üstüne gitme adamın ya. Ya ben üstüne mi gideyim bunu? Ya Allah aşkı için Zeynep. Kim bu kız? Tanıyayım sen? Ne kız ya? Kim? Ben kızımızı bilmeyeyim ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mithat'tan neresin sen oğlum? Meleğil Hoca'ya bıraktım baba. Ha, iyi. Ya oğlum Mithat, gözüme niye öyle geniş geniş bakayım? Duruşma falan ne oldu söylesene. Ha şey, iş uzadı baba. Bir duruşma daha olacakmış. Şerefsiz rapor istemiş Melek'le. Ne raporuymuş? Sağlık raporu. Gitsin hastaneden alsın, sağlık raporunu almak zor değil. Ha. Ya öyle şey değil işte yani. Başka şeyler de gerekiyormuş yani. Nasıl başka şeyler de var? Mal mülk sorgusu yapılacakmış. Gelir beyan etmesi gerekiyormuş. Mal mülk. Tövbe aşağı, isyan etmek gibi değil ama bazen gerçekten üst üste geliyor ya. Gül Hoca'nın durumu, kızın çaresizliği. Gene bir miktar üzüleceğiz. Ne yapalım? Ömer'le konuştum ben de. Hocası Melek için bir profesör ayarlamış. Randevu için haber bekliyorlarmış. Allah şifasını versin inşallah. İnşallah derdim. Melek çok umutsuz görünüyor. Bir mucize olsa da her şey yoluna girse. Kardeş, insanlık adına yaptıkların baş tacıdır. Tamam ama benim gördüğüm o ki, Melek senin yüreğinin ortasında kanayan Süveyda olmuş. Süveyda ki, kalpte kararan küçük bir leke, kandan.
Sevdaya düşmeyen gönlü de vurmaz. O yürekte kararan küçücük leke, sevda büyüdükçe büyürmüş. Özüne özüne yürürmüş insan. Kardeş. Halil. Bana deme ki ben meleği unuttum. Deme. Parada düşen buymuş derdi. Sevdayı sevdaya rağmen yaşamak. Bildiğim, anladığım bu. Daha da ötesi yok. Yaradan'ın huzuruna kul hakkıyla getirmemek lazım ya kardeş. Evet. Sen de kulsun. Kendi hakkınla da getirmeyesin Yaradan'ın huzuruna. Bak, bile bile ateşe atlamak kul hakkına girebilir. Aman dikkat et Halil. Aman dikkat et. Ben bir doktorla görüşeyim. Duruşma tam bir karara bağlanmamış Seyran. Çocuklar hala babalarında. Ablam kötüydü. Çok üzüldüm ya. Mahkeme nasıl geçmiş peki? Şimdi işler yoğun burada. Ben dükkandayım. İstersen sonra uğrayayım, konuşalım. Tamam. Gece nöbetçiyim ben, gelsene. Belki geçen sefer yiyemediğimiz ciğerlerden getirirsin. Getiririm tabii ya. Getirmez olur muyum? Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Rafık. Rafık. La yavrum, böyle ulu orta evde şaşkın aşık gibi telefonla konuşma. Vallahi millet derdine düşüyor. Kim derdine düşüyor? Baba. Aa, biraz önce abini sıkıştırdı. Aynı böyle Mithat kiminle gibisine. Mahmut da geldi, bana sordu. Bir şey demedin değil mi? Vallahi. Ya demedim tabii, şaka edeyim sana.